kitabın hikayesi. Önemli bir konu bu. Ben bir iki cümlede bununla ilgili söylemek istiyorum. 1992 yılında 6 ay Allah rahmet eylesin Aydın Bolak Bey, Ahmet Aydın Bolak Bey. Hocam, Darende'yi gezdim. Sonuncu baba orada, çocuğu orada. Aksaray'da da var diyorlar. Ben hepsinin de aslını öğrenmek istiyorum. Arşivden bir araştırır mısın? Hayır dedim. Ama 6 ay ısrardan sonra iki şartla evet dedim. Bir, dedim ki Osmanlı arşivinde araştırma yapacağım. Bakalım delge var mı? Aman Allah'ım, bir hafta araştırma yaptım. Normal bir araştırmacının bir senede ulaşacağı belgeleri Cenab-ı Hak bize ihsan eyledi. Önemli bir olay da yaşadım, burada anlatmıyorum. Bilenler biliyor. Dedim ki ikincisi, bu sonuncu babanın torunlarını göreceğim. Acaba enaniyetli, müteşeggik insanlar mı? Yoksa evlad-ı Resul'e layık, mütevazi insanlar mı? Ben de ilim adamıyım. Benim de ilmi izzetim var. El de öperim ama fakat izzet-i ilmiyeden taviz vermem. Ve bir Ramazan günü Hamidettin Efendi'yi ziyaret ettim. Öyle bir heyecanlı ziyaret ki Osman Hulusi Efendi'nin kütüphanesinde sahura kadar duramadım. Bütün arşiv belgelerini satır satır okudum. Ben okudukça Hamidettin Efendi heyecan duyuyordu. Dedim ki karar verdim. Son karar elbette ki Baba Yusuf Hakiki'nin torunu olduğunu duyduğum Sadi Sonuncuoğlu'nu görmekti. Allah onu da nasip etti. Ve ben bu kitabı yazdım. Ama ne acıdır ki çok sayıda ilim adamı yazılı veya sözlü olarak ak gündüzü tenkit ettiler. Beyler, hanımefendiler, ben Darende'den evli değilim. Akrabalık bağım yok. Allah'a şükür ne kaleme aldığım Süleyman Hilmi Tuna Han'ın kitabından ne de Sonuncu Baba kitabından asla telif ücreti almadım. Sırf manevi mükafatı için yaptım. Ama öylesine aleyhime konuştular ki bunu Allah'la benim aramda söylememe gerek görmüyorum. Allah'a şükür 2007'nin yılında bir ayında birisi telefon etti. Kimsin dedim. Biçare sesi de kısık. Ben dedi Naki Ateş, seni ziyaret edeceğim. Geldi. Biçare hakikaten mütevazi bir insan. Evlad-ı Resul'e layık bir insan. Dedi ki hocam, babam dedi çok kızdı kitabı yazdığın için. Yani dedi Osman Hulusi Efendi vakfı yazdırdı falan diye. Ama sonra okuyunca pişman oldu. Ve bana vasiyet etti. Gidip Akgündüz Hoca'dan özür dileyeceksin. Ailenin elimizde bulunan 6 metrelik şeceresini ve 1000 küsur evrakını, bütün divanları, bütün risaleleri Akgündüz Hoca'ya teslim edeceksin. O nasıl isterse yazsın dedi. Aman Allah'ım, o gece uyuyamadım. Çünkü şecereyi baştan sona inceledim. Ben daha önceki kitaplarımda ister Hamidettin Efendi kolunun, ister Sonuncuoğlu kolunun, ister diğer biliyorsunuz Zayimzade kolunun maalesef 40-50 yıllık kopukluklarla, bazen 10 yıllık kopukluklarla şeceresini ortaya çıkarmıştım. Rivayetler muhtelifti. Ama beyler, hanımefendiler, bu 2,5 yıldır yürüttüğüm çalışma neticesinde şu karşınızda görünen Hamidettin Efendi'nin de, Sonuncuoğlu Beyefendi'nin de, Ali Naki Ateş Beyefendi'nin de, tıpkı evladım Emrullah ve Emre'nin benim oğlum olduğuna inandığım gibi Resulullah'ın torunları olduğunu burada ilan ediyorum.